Merhaba arkadaşlar. Bugün de size şirin derdimiz olan bu Bor'la ilgili kısa bir seyahat yapacağız. Bugün Bor'dayız. Bakalım, evet. İnşallah sesimiz iyidir. Dün çünkü çekimde bayağı bir ses boğuk gelmiş. Onun nedeni ise mikrofonu sararken balaklavaya gelmesi. Balaklavaya geldiği için de ses biraz boğuk çıkmış arkadaşlar. Bir motorcu amcamız, ona selam verdik. Motorcu amcamız da sulama aletlerinin vanalarını açıyor. Şu anda Bor'a doğru giriyoruz. Bor merkez. Gördüğünüz gibi tabelada ilk önce otogar ve şehir merkezi yer alıyor. Burada herkes gördüğünüz gibi böyle heyecanlı kullanıyor. Merhabalar. Çok sıcak değil mi ama bugün? Yağmur falan yağmayacak mı ya? Bu sıcakta yağmur yağar normalde. Çok yandı ya. Tam sen sırada kaldın galiba. Tam geçiyordun. Yandı mı? Arkadan araba geliyormuş. Ben biraz hızlı çıktım. Burada arabalar biraz kavşaklara falan dikkat etmiyor. Hatta bir söz var, onu söylemek istiyorum. Kavşaktaki yavşaklık. Evet, doğru duydunuz. Kavşaktaki yavşaklık. Gidiyoruz öyle. Giderken kim önce gider, kim durması lazım? Maalesef bunu Türkiye'deki sürücüler pek bilmiyor. Kuralımız neydi? Göbekteki her zaman geçiş üstünlüğüne sahiptir. Eşyaların basa basa geliyor öyle. Mesela şu arabanın üstünlüğü var. Normalde onu geçmesi lazım. Ama bekliyor. Burası da Bor merkeze giden caddemiz. Biraz sonra tarihi hamam var. Tarihi hamam. Çok merak ediyorum orayı nasıl acaba. Bir de altta restore edilen bir yer var. Onun da önünden geçeceğiz. Burada bir türbe var. Sağ tarafta duracak mı motor? Yayamız var. Yayada biraz üstünlük, yol üstünlüğü onda. Arkada da bir transporter. Bayağı yakın mesafeden takip ediyordu. Biraz aramız açıldı. Burası Bor Meydan. Bor Meydanı. Karşıdaki cami Sokullu Mehmet Paşa Camii. Ha, bu arada şey geçtik, meydana gelirken sol tarafta neymiş buraya?
yolu kapatmışlar. Buradan döneceğiz. Bir de şöyle aralardan girdim. Evet. Şuradan girelim bakalım. Buradan yol kapalı. Buradan araba çıktığına göre bu da kapalı. Burası da burun arka sokakları. Şu gün orada ya böyle. Park mı edecek? Sinyal diyor, hiçbir şey yok ya. Burası da evet. Bir manav. Şu aradan kütüphane diğer tarafta kaldı. Şu kütüphane var. Kütüphane arkada kaldı, evet. Tarih ve kütüphane. Evet, cami de burası. Allah Allah, ne kalmış öyle. Ve saat kulesi. Öğretmen evi. Asolya'ya geçiyor akşam sanat okulları. Buradan İstasyon Caddesi oluyor. Aynı zamanda Salı günü kurulan Bor Pazarı'nın da girişi oluyor burası. Gar Yüksek Okul. Şuradan bir giriş yapacağız da nereden gireriz? Buradan sokabilir miyiz? Buradan girer. Burada çıkacağız biraz. Hop hop hop. Evet. Elimize devam edeceğiz biraz sonra.